Günaydınlar. Güzellik yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Meltem Hanım'ın burnundaki ufak tefek problemlerini burun dolgusuyla azaltacağız. Ne görüyoruz problem olarak baktığımızda? Burun ucu aslında hani burun çok büyük bir burun değil ama sırtında hafif bir kemeri var. Gülümserken biraz düşüyor. Biraz da şöyle ucunu kaldırsak fena olmaz. Şimdi bugünlerde maske taktığımız için maske hepimizin burnunu aşağı aşağı bastırıyor. O yüzden burun ucu düşüklüğü daha çok dikkatimizi çeker oldu. O anlamda burun dolgusu burun ucu düşüklüğüne de çözüm olabiliyor. Bu burun sırtındaki kemerin de hafiflenmesine yardımcı olabiliyor. Evet, burun ve dudak arasındaki arasına minik bir dokunuş yaparak ucunu birazcık kaldıracağız. Ağzınızdan nefes alıp verebilirsiniz. Dokunuş hemen burun ucunu hafif kaldırıyor. Genelde burun dolgusunun kalıcılığıyla alakalı sorular geliyor. Burada tabii kullanılan dolgunun özelliği gayet önemli. Kalıcılığı belirleyen temel şeylerden bir tanesi de bu. Ve tabii nereye uygulandığı, nasıl uygulandığı, hangi derinliğe uygulandığı. Ortalama bir şey söylemek gerekirse biz yani en kötüsünü söylüyoruz, bir seneden önce çok ihtiyacı olmuyor hastalarımızın. Ama mesela 1,5-2 sene sonra gelen kişilerde de baktığımızda orijinal haline göre oldukça iyi pozisyonda oluyor burunları. Uygulama sonrası dikkat edilecek şeylerde de işte o gün makyaj yapılmıyor. Mümkün mertebe su değirilmemesi öneriliyor. Ve buruna 2 hafta boyunca çok basınç gelmemesini istiyoruz ki dolgu orada otursun, yerleşsin. Kalıcılığı bu şekilde daha uzun oluyor. Yine 2 hafta kadar yan yatılabilir, sırt üstü yatılabilir ama yüz üstü yatılmamasını istiyoruz. Bazen sağ profil, sol profil burunda farklılık gösterebiliyor. Çünkü burunda, hepimizin burnunda bir miktar da olsa sağa sola yatıklık var, deviasyon diyoruz buna. Deviasyona bağlı olarak bir profil diğer profilden tamamıyla farklı olabiliyor. Burun dolgusu yaparken özellikle iki taraftan da bakarak, hatta böyle 45 derece açılardan da bakarak mümkün olan maksimum düzeltmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Yani her iki profilden de, her iki yandan da burnun oldukça iyi bir konuma gelmesini sağlıyoruz. Koyalım başımızı tekrardan. Meltem Hanım'ın burun dolgusunu bitirdik. Burun ucunu biraz kaldırdık. Burun sırtındaki düzensizliği giderdik. Tabii bunu yaparken yine çok sorulan şeylerden bir tanesi. Hocam görüyoruz işte dolgu yapılıyor, böyle alından başlar gibi oluyor. Avatar gibi oluyor. Ondan dolayı çok korkuyoruz diyenler oluyor. Haklılar. Zaman zaman karşılaşılabiliyor o tarz örneklerle. Ama burun dolgusu yaparken özellikle bu alınla burnun açısını gözeterek yapılırsa böyle bir şey olmaz. Kaldırın bir başınızı. Şöyle çevirelim Meltem Hanım. Bakın hem kemer kayboldu hem ucu kalktı ama avatar gibi bir görüntü de yok. Gülümserken de burun ucu o kadar düşmüyor. Gördüğünüz gibi o hale getirmeden de bu işlemler yapılabilir. Burun dolgusu yapılabilir. Özellikle Meltem Hanım gibi küçük bir burnu olan ama ufak tefek problemleri olan burunlarda burun dolgusu güzel bir alternatif sunuyor. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta curvy lips yapacağız. Yani dudaklara dokunacağız. Meltem Hanım'ın en istediği nokta. Bizi izlemeye devam edin.